ünlü isimler bu hafta çok formundaydı. Bomba açıklamalar ard arda geldi. Hazırsanız gözünüzü kırpmadan izleyeceğiniz bir haber turu geliyor ekranlarınıza. Her şeye cevap verdi, bir tek o soruyu es geçti. Bundan ilk sizin haberiniz olur. Destemso Özdemir'le aralarında ne var? Davetlerden sonra zaman geçiriyoruz birlikte zaten. Estetik yaptıran kadın oyuncular bu kızın saçını başını yolacak. Mimiklerimiz her şeyimiz. Ünlü oyuncu Sinem Ünsal'ın bu estetik sözleri çok iddialı. Kesinlikle o kadarına karşı. Paşalı Salih'ten İnciler. Şimdi dengeler var birazcık hayatta. Babası neden kendisiyle fotoğraf çektirmek istemedi? Babanızla beraber de alabiliriz istiyorsanız. Yok. Bütün kızlar toplandı. Biz modayı değil, moda bizi takip etsin dedi. Ben daha zamansız çizgiler kovalıyorum. Ben artık onu biraz değiştirdim. Zamansız şeyler giyiyorum. Ünlü hanımlardan moda tüyoları geliyor. Bazı takımların içerisine tişörtümü değiştirerek bambaşka bir forma sokabiliyoruz. Yorgun ünlüler de burada, aradığını taradığını bulamayanlar da, şakkıdı şakkıdı oynayanlar da burada, aşk arayanlar da, iki deli bir araya gelip ortalığı sallayan da burada, huzur arayan da. Renkli dünyanın altını üstüne getirmeye hazır mısınız? İşte varan bir. Bir telaşlı güzel var kaçarak arabasını atlıyor. Nilperi. Çekemedik. Ben çekemedim. Nilperi Şahinkaya. Dur yolcu. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Bugün Berk Bey'in doğum günü. Evet, siz de arkadaş olarak yanındaydınız. Evet, evet. Aynen öyle. Çok güzeldi. Çok güzel geçti. Çok seviyoruz Berk'i. Biz birlikte de çalışmıştık. İki kelime etmeden dünyada bırakmayız seni. Dizin bitti. Biraz dinlenirsin artık. Siz neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi güzel. Bizim Erşan 2'nin çekimleri bitti. Evet. Böyle bir hafta olmadı. İşte birazcık dinleniyorum. Bir de yeni bir oyuna başlayacağım ama o da sürpriz. Bir çifte kumruylayız an itibariyle. Kahve keyfinde ikili. Gazete magazin kamerasını görünce ayağa kalkıyorlar. Kahve keyfi yapıyoruz. Berk spora girecek. Ben bayağı yiyip içip oturuyorum şu an. Nasıl saygılılar, nasıl efendiler. Güler yüzlüler, enerji dolular. Birlikte güzel gidiyor. Güzel şey gidiyor. Şükürler olsun. Güneşli diye çıktık, donduk ama. Yazık, bir şey çevirdik. Aynen evet. Bir hayalleri var. Onu paylaşıyorlar şimdi de. İkinizin gönlüne uyan bir iş yazılır mı acaba böyle? İkinizden aynı işte. Çok isteriz ya. Evet evet, şahane olur. Hatta birlikte bir oyun mu yapsak falan diye okumalarımız evet, da var. Evet, geçenlerde onu konuştuk. Yani birlikte güzel bir için. Evet, güzel bir oyun, ikimizin de böyle hadi oynayalım diyeceği bir şey bulduğumuz an yapacağız çünkü okuyoruz şu anda da. Bu arada bir süre önce Sinem Ünsal oyuncuların estetik yaptırmasına karşı olduğunu söylemiş. Estetikle hem cinsleri de onu topa tutmuştu. Fikrinin arkasında mı hala? Kesinlikle o kadarına karşıyım. Yani ben herhangi bir estetik müdahale yaptırmadım şimdiye kadar. Biraz yumuşamış gibi olsa da oyuncu arkadaşlarına ablalık yapıyor. Estetik yaptırıp mimiklerinizi öldürmeyin diyor. Mesela oyuncu botoks, bilmem ne botoksu gibi insanlara botoks yapıyorlar. Meslektaşlarıma yaptırmamalarını öneriyorum. Çünkü mimiklerimiz her şeyimiz. Tabii ki kaybetmemek lazım yani. Bir mesele daha var son günlerde çok konuşulan. Erkek oyuncuların kadın oyunculardan çok daha fazla para kazanması. Bunu soruyoruz. Topu doğrudan meslektaşı olan erkek arkadaşına atıyor. Konuş bakalım. Evet, doğru değil mi yani? Katılıyorsunuz siz buna. Öyle mi belki? Açıkçası ben çok hakim değildim bu konuya. Evet, duyuyordum ama işte Sinem'den de duyunca bağlayamadım da konuyu. Berk konuştu. Sıra sende sevgili Sinem. Karşılaşıyoruz tabii ki her zaman. Her işte karşılaşıyoruz. Olmaz olur muyuz? Yani duruşumu sergilemeye çalışıyorum ben mümkün olduğunca. Benim yani kimin benden daha çok aldığıyla ilgilenmiyorum. Yani sadece ben emeğimi karşına alayım, diğerine ne veriyorsanız verin. Pınar Altuğ desek ilk aklınıza gelen ne olur? Seneler senesi Meltem karakteriyle ekranlarda Meltem Rüzgar'a estirdi Pınar Altuğ. Yıllar geçti aradan ve önceki gün güzel oyuncuya bir kuaför çıkışı rastladık. Çok harikasınız, çok güzel bir yerde yakalamışım beni. Çok güzel görünüyorumdur eminim ki. Makyajsız, günlük kıyafetleri ve ayağında terlikleriyle karşınızda %100 doğal Pınar Altuğ var.
Nasıl toplantısı yapsam bu kadar olurdu. Hayır. Hemen terlikleri çekelim. Ne yapayım, kadın olmak böyle bir şey. Yazdan da açıklamamışlar. Kuaföre gitmiş. İyi de para bırakmış olmalı. Para ne kadar harcadığım kişiye göre değişir. Gerektiği kadar harcıyorum diye. Mesela en sonuçta ben göz önünde biriyim. Saçımın boyası çıkmış olamaz. Tabii ki bakımlı olmak durumunda. İşte elim ayağım mümkün olduğu kadar düzgün olsun diye uğraşırım. Elindeki su şişesi güzellik reçetesi. Bol bol su içerek koruyor belli ki formunu. Su hep yanımda şişe taşımazsam içmiyorum çünkü. O yüzden hani bardakla da içmiyorum. Elimde hep şişemle geziyorum. Ne kadar tüketiyorsunuz? Yani doktora... İki tane böyle şişe, 3 litre. Bir süredir şehir hayatından uzak eşi Yağmur Ataşan ve kızı Su'yla karavanda yaşıyor. Doğayla iç içeler. Zor olmuyor mu peki böyle kamp hayatı? Yok, yani biz senelerdir teknede de yaşadığımız için küçük alanlarda yaşamaya çok alışığız bir kere. Bir ikincisi, aslında kampta olduğunuzda herkes şey yapıyor, karavanın içine nasıl sığıyorsunuz diye düşünüyor ama aslında karavanın içinde sadece uyuyorsunuz ve temel ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz. Onun dışında bütün doğa sizin. O kadar kocaman bir alandayız, bütün orman bizim oluyor. Büyükşehir mi? Allah düşmanıma vermesin diyecek neredeyse. O kadar bunalmış kalabalıktan, trafikten. Şimdiki oturduğunuz yere gitmeniz buna hazırlık mıydı? Su için de bir hazırlık mıydı? Hani önceden burada bebekte... Arkadaşlar biz 13 senedir orada işte oturuyoruz. Ona bir... 14 senedir oturuyoruz. Daha yani hazırlık kaldı. 14 sene. Hani su 9 aylıktı biz şehir dışına taşındığımızda. Yani su muydu taşınmanızın sebebi? Yok, o daha rahat bir hayat yaşamak istedik. Çünkü burada otururken hayat çok zordu. Bakmayın, şehrin göbeğinde yaşıyorduk ama... Öyle şehrin göbeği gibi değildi çünkü yani mesela eve inmek istiyorsun, hakikaten göbeği aslında, öyle diyeyim. Hani şey, eve inmek istiyorsun, inemiyorsun, çıkmak istiyorsun, çıkamıyorsun. Hani mesela gün içinde sabah bir çekime gittim, oradan dönüp hani makyajımı temizleyeyim, üstümü değiştireyim, atıyorum çocuğumu alayım, dışarı çıkayım. Eve gitmem zaten bir mesele, dönmem başka bir meseleydi. Güzeller geçidiyle gözümüzün pasını sildik, biraz da müzik diyelim. Kulaklarımızın pasını silelim. Murat Boz yeni şarkısının klip çekimini tamamlamanın mutluluğuyla önüne gelene sarılıyor. Valla böyle sakin bir klip çekelim istedik. Yakında albüm gelecek müjdesini de veriyor hayranlarına. Birkaç bomba daha var mı albümde galiba? Var var, olmaz olur mu? Geliyor, yolda pişiyor. Hazır hatta, albüm bitti. Sadece henüz insanlar dinleyemiyorlar. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz. Bir başka heyecanı da çıkacağı Amerika turnesi. 6 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta New York City Center'da sahne alacağız. Amerikalı sevenlerimizi, Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında görmek isteriz. Sırada pek çok ünlünün katıldığı, misafir hanımların podyumdaki ünlü mankenlerle şıklık yarışına girdiği Mert Aslan defilesi var. Koşa koşa gelmiş defileyi izlemeye. İşte Birce Akalay. Beğendiğim, sevdiğim şeyleri giyiyorum. Kendim. Zamansız şeyler giyiyorum. Yok, kendim de seçmiyorum. Ya bana yardımcı olan insanlar oluyor tabii ki. Sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım yardımcı oluyor. Modayı takip etmem diyor ama moda ikonu gibi an itibariyle Birce Akalay. Gece mavisi takım elbisesiyle siyahın uyumunu nokta atışı yakalamış. Siyah şapkası, sivri burun, şık papuçları ahenk içinde dans ediyor resmen. Bu Mert'in defilesi olduğu için bugün Mert kendi koleksiyonundan, bugün defilesini yapacağı koleksiyonundan seçti, özel olarak gönderdi. Böyle bir, o yüzden özel şey... Gözüm kapalı look mu? Musunuz? Mert'e mi? Her zaman. Ve Arzu Monan! Görmeyeli nasıl da incelmiş öyle, kurumuş resmen. Aynı soruyu ona da soruyoruz. Sanki az önce Birce Akalay'ı dinlemiş gibi modayı takip etmem, moda beni takip etsin dercesine cevap veriyor. Sıkı takipçi miyiz de moda? Aslında o kadar değilimdir. Ben de hep çok beğendiğim, hatta 30 yıldır bir dirsek temasım olduğu bir markayla işbirliği içindeyim. Onun yüzüğüm. Çok severek yapıyorum ama... Çok da modayı takip ettiğimi söyleyemem. Ben daha zamansız çizgiler kovalıyorum. Çoktandır ekranlarda yok. Dizi film işlerinden soyutladı kendini iyice. Oyunculuk çok uzun zaman oldu, yapmıyorum. Sanki oyunculuğa küsmüş gibi konuştunuz. Hayırdır? Yok. Oyunculuktan çok keyif aldım, yaptım. Uzun zamanda çalıştım ama heykelle
insanın kendini beslemesi, doyurması, mutlu etmesi ise ben bireysel sanatta bunu daha çok yaşadım. O yüzden yoksa oyunculuk hep çok keyifliydi benim için. Ve Esra Erol. O da defileyi ön saflarda izlemek için erkenden gelmiş. Klasik modayı takip etmem cevabını veriyor. Modayı takip eden biri misiniz? Çok değil aslında ama hani günümüz trendi ne getiriyorsa o. Giyim tarzını da çok güzel özetliyor. Daha günlük, daha basic, kendimi içinde konforlu, iyi hissettiğim her şeyi taşımayı seviyorum. Benim işim zor. Yılda sadece ekrana çıkmak için 230 kıyafet bulmam gerekiyor. Ve sonunda kendi icadı giyim tarzını anlatıyor. Haftada 5 gün, aslında sezonda 220-230 bölüm giyinmek zorundasın ve her seferinde yeni giymek zorundasın ama ben artık onu biraz değiştirdim. Yani bazı takımların içerisine tişörtümü değiştirerek bambaşka bir forma sokabiliyoruz. Aynı şekilde pantolonun, yani aynı pantolonu giyip üzerine farklı gömlekler ya da bluzlar giydiğimde değişebiliyor. Çünkü artık çağ aşırı bir tüketim çağı. Bizim de ekranda olan insanlar olarak topluma da örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadar hızlı ve çılgın tüketim çağında bence birazcık daha elimizdeki ürünleri çeşitlendirerek kullanırsak çok daha iyi olacak. Ve şimdi de sırada bir yakışıklı var. Burak Deniz bir giyim firmasının yüzü olmuş ama modayı o da pek takip etmiyor. Ben daha çok, daha eyvallah çok iyi anladım. Ben daha eforsuz giyinmeyi, daha zamansız giyinmeyi seviyorum. Yani hakikaten üzerime ne yakıştırdıysam çok onun üzerine gidiyorum. Yani takip edip takip ettiğim üzerine bir şey yapmıyorum. Zaten bence bir şekilde şahit oluyoruz etrafımızdan, yani okuduğumuz dergiden, gördüğümüz fotoğraftan, dinlediğimiz şeylerden falan. O yüzden ortaya bir fikir çıkıyor bence. Son projesinde eski göz ağrısı ilk çalışma arkadaşı Hande Erçel'le birlikte oynuyor. Orada da ilk galiba dizinizde yine Hande Hanım'la beraber bir partner. 7 sene önce Aşk Hafta Anlamaz yaptık. 7 sene sonra birlikte olduk hakikaten. Seneler sonra karşılaştıklarında bakın akıllarından neler geçmiş neler. Bir araya geldiğimizde şey dedik, büyümüşüz. Yani tabii fikren de öyle, ya yüzümüz de öyle oturduğu gibi. Evet, ben oraya bir yere çekmeye çalıştım, gitmedim hiç oraya farkındaysan. Aradan geçen onca yıldan sonra Hande Erçel'in fiziksel gelişimini ve güzelliğini de altını çizerek bir yere not ediyor. O zaman da ne kadar güzeldin, şimdi de ne kadar güzelsin Hande diyorum. Evet. Hande demişken, özellikle son oynadığı dizideki oyunculuk performansı çok eleştirilmişti. Burak Deniz acaba partneri için ne diyecek? Bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmem, yani yakın çevremde görüyorum, izleyicideki karşılığında görüyorum. O yüzden yani Hande de partnerim olduğu için ve gerçekten 6-24 diyeyim beraber olduğumuz için ister istemez onu da eleştirebileceğim bir durum olmuyor. Ve aşk iddiaları. Son olarak adı Bestem Soyuzdemir'le anılmıştı yakışıklının. Gerçekten hayatımda majör bir değişiklik olursa bundan ilk sizin haberiniz olur. Fotoğrafları gördük yani. Hayır yani yazın işte bir yerde bir davetten sonra beraber işte... Birçok arkadaşımda birçok davetlerden sonra zaman geçiriyoruz birlikte zaten. 5 sene sonra bir zaman geçirmiştik yani. Selahattin Paşalı. Bir başka deyişle ekranların Ömer'ini beklerken kameralar babasını görüyor. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Babayız değil mi? Baba mıyız? Size ne soralım birkaç bir şey? Dizi izliyor musunuz? Başarılar diliyorum size. İyi, izliyor musunuz dizi? Şu an çok popüler efendim. En çok izleyen diziler. Başarılar diliyorum. Efendim siz de imza dağıtıyor musunuz yolda olduğunuz gibi? Efendim? İmza dağıtıyorsunuz mu siz? Baba Paşalı gitti, oğul Paşalı geliyor karşıdan salına salına. Ömer dizisinin yakışıklısı Selahattin Paşalı nedense babasıyla pek görünmek istemiyor. Daha doğrusu babası onunla görünmek istemiyor. Babanızla beraber de alabiliriz istiyorsanız. Yok o istemez. Öyle mi? Baba oğul bir yemek. Bir yemek yedik. Bir doktor kontrolü vardı, ona geldik. Şimdi önce geçmiş olsun. Seviyorum, çok büyük bir şey değil. Çok büyük bir şey değil. Sağ ol. Eski bir basketbolcu delikanlı. O kilit soru soruluyor şimdi kendisine. Basketbolla başladığınızı biliyoruz ama oynuyor musunuz basketbol? O çok merak ediliyor sizden. Oynamıyorum artık yani. Oynamıyorum. Artık vakit yok. Baba olduktan sonra ona da vakit yok. Çok başarılısınız. Sizinle çok izleniyor. Sağ olun. Basketbolda da hani başarılı olur muydunuz öyle baktığınızda? Devam etseydiniz. Bilmiyorum ki. Herhalde olamazdım ama. Olabilsem herhalde devam ederdim. Çiçeği burnunda da bir baba oldu Paşalı Selahattin. Ama henüz tam varamamış babalık duygusunun tadına. Babalık olduktan sonra çocukla vakit geçirebiliyor musunuz? Geçiremiyorsunuz. Geçiremiyorum. Şimdi dengeler var birazcık hayatta. Şimdi anne o yükü alıyor.
Ben eve para getirmeye çalışıyorum. Benim de evde olduğum vakitler olacak.